Kapalı ve Sez arkadaşları nerede kaldılar acaba? Kertenkele Kerem bu arkada. Saygılı oğlum. Kertenkele Kerem mi? Selamun aleyküm koçla. Bir saniye. Ne oldu? Kertenkele Kerem geldi. Kim geldi? Kertenkele Kerem. Kertenkele Kerem kim abicim? Ne bileyim, ben de ilk kez duyuyorum adını. Versene şu listeyi. Burada adı var valla. Aleme yeni girmişler demek ki. Hadi hemen bekletmeden al içeri. Çok affedersiniz efendim. Beklettik sizi. Bir daha al mısın koçum? Bir daha olursa ben de sizi hastanenin morgunu bekletirim. Buyurun efendim. Yürüne sepet kafalı lan. Kimmiş bu? Kastamonulu Kertenkele Kerem. Ha iyi. Bunlar baba bizim balaya bak. Havalara bak. Beyaz atkıyla bıya kontrast yapmış. Ve bu durum gözleri ortaya çıkarmış. Tam bir höt kötür mafya. Baba postlara bakma. Bu yürüyüşe bak. Allah'ını seversen. Selamun aleyküm koçla. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Buyurun. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hadi girelim. Hadi. Girelim. Hepiniz evime hoş geldiniz uşaklarım. Hoş bulduk. Kusura bakmayın. Sizi böyle apar topar davet ettim buraya. Beni çırmadınız, işinizi gücünüzü bırakıp geldiniz. Sağ olun, var olun. Eyvallah. Herkese selamun aleyküm. Kusura bakmayın ağalar. Geç kaldık biraz. İstanbul trafiği tabii malum. Kim bir bu? De... benim bu muşvula kafalı şoförüm... en cücüğülü saatte E5'e girdi. Gerizekalı. Arabayı ben kullanmıyordum. Niyazi kullanıyordu. Evet, cilaya dikkat geliyor. Sulan. Cevap verme bana. Kerküne. Toplantıya en son gelmeme rağmen en güzel yeri kaptım. Hem böyle Sadullah Baba'yı tam karşıdan görüyorum. Hem de çıkışa yakın. Toplantı neyin uzağı da çişim neyin gelirse... kimseyi rahatsız etmeden hemencik gider giderim hele ayağa. Affedersin ama sana bir şey sorabilir miyim? Soru senin köpeğin olsun babacığım. Tabii sorabilirsin, buyur. Sen kimsin Allah aşkına? Ben.
Ben Gazlı Bunulu Kertenkele Kerem'i. Bütün Kortan, Divini, Süydü, Mahfüt'ü benden sorulur. Buyurun babacığım. Buyurun abiler. Buyur babacığım. Maşallah teyzeciğim. Sen de maşallah mizah topu gibi diktin burnumuzun dibine. Bana mı dedin yavrum? Evet teyzeciğim. Çok affedersiniz babalar. Özür dilerim cümleden. Teyze senin anandır yavrum. Ben orta yaşın az üzerinde bir hanımefendi. Laflara dikkat et. Tabi. Ben de zaten orta ikiye gidiyordum teyzeciğim. Bak, hala teyze diyor. Yavrum, bana bak hele bir. Senin ne kadar güzel bıyıkların varmış yavrum benim. Bir gün bana ödünç verdi. Avizelerin kristallerini tozunu alayım, ha yavrum? Senin o bıyıklarını alırım ve tek tek yularım. O kadar sempatiksek insan yul doyamaz yani. Yavrum benim şu bıyıklara bak. Aa maşallah kuzuma. Maşallah. Bakayım gözlere. Mavi masmavi ya. Maşallah yavrum benim. Maşallah. Kurban olduğum şu gözlere bak canım yavrum benim. Oy yavrum benim. O senin o kafanı yerim ulan ben. Böyle bağrıma basarım yavrum benim. Rahatladım. Teyzeciğim. Bak hala teyze diyor. Dışarıda bir dayak var ki. Öyle. Ben de tadımı çıkarayım bari. Maşallah yavrum benim. Ne kadar şeker yanaklı yavrum benim. Ne kadar tatlı şeysin sen öyle yavrum benim. Maşallah. Gözleri de masmavi masmavi. Yavrum benim, ben seni böyle bağrıma sarım. Yavrum benim. Hatırladın mı organizadaki dayağı? Ha? Şimdi ben onun tadını çıkarayım yavrum. Kuzum. Oh. Kodaman babalar, çaylarımız self servistir. Lütfen herkes kendisi alsın, bana müsaade. Görüşürüz Sado Bey. Bay. Açılın. Gel çabuk. Kusura bakma kardeşim ama biz senin adını daha önce hiç duymadık. Normal babacığım tabii duymaman olsun. Çünkü biz daha yeni girdik bu korsan dividi mafyası işine. Vallahi babacığım. Ben daha önce Gastamur'da mısırcılık yapıyordum. Süt mısır.
böyle kazandık kaynatıp sonra üzerine arzu göre tuz döküp satıyordum. Gerçi ben kendi yediğim mısırları pek düz kullanmıyorum. Çok fena çırpıntı yapıyor bana. Doktor yüksek tansiyonun olabiliyor dedi. Ulan. Doktoru aramayı unuttuk lan, görüyor musun? He, sepet kapalı. Ben size dün yarın sabah bana hatırlatın. Doktoru arayacağız. Benim tansiyon meselem için randevu alacağız. Demedim mi lan? Demedim mi lan? Aslında benim yediklerimde bir sorun yok. Hep bu iki tane salağın bana yükledikleri aşırı stresten fırlıyor benim tansiyonum. Neyse. Ne diyordum ağlar? Hem iki boy oluyor bizim usulla. Biri böyle zurna boy. Büyük. Bayağı büyük. Bir de böyle gava boy. O böyle küçük oluyor. Sokakta gözünen dört tane arabamız vardı. Bir de yeni alışveriş merkezi açıldı Gastamonu'da. Bir araba da orada açalım dedik ama çok yüksek kiraydı, şerefsizler, giremedik, açamadık. Biz de bir karar aldık kendi aramızda. Kendimizi Gastamonu ile kısıtlamayalım dedik babacığım. Biraz da dünyaya açılalım dedik. Kapattık bütün arabaları. Bütün malı mülkü de sattık üzerinize afiyet. Sülalece İstanbul'a geldik. Şansımız biz bir de böyle mafi sektörü de deneyelim dedik. Bu iki sepet kapalı da benim yeğenlerim oluyorlar. Onlar da daha çok yeniler mafi sektöründe. Ne diyor bu? Ya işte böyle. Konu ne diyor? Biz niye toplandık buraya? Babacığım bizi niye çağırdınız? Gel gel gel. Geldik. Çık dışarı çık. Yürü yürü. Dur lan. Kardeşim. Ulan yuh be ayol abi. Ya ulan kardeşim. Sizin bu yaptığınız düpedüz ayrımcılık lan. Ulan siz böyle yaparsınız. Gençlerin önünde kim açacak lan? Daha fazla Sadullah babayı kızdırmadan defolup gidin buradan. Yoksa elimizden bir kaza çıkacak. Görürsünüz lan siz ayula. Ayıp be. Ulan insan böyle yaka paça dışarı atıldı mı be ayula? Ulan ben de bir gün bu alemin kralı olayım. Hepinizi önüme diyeceğim. O zaman soracağım lan ben size. Hani bir zamanlar yaka paça selek sepelek dışarı attığınız fakir ama gururlu bir mafya babası vardı diye soracağım ben size. Görürsünüz lan siz. Ayula! Ay. Ayula ayula. Ay yürü lan Niyazi. Nasıl girdi bunlar içeri ya? Baba bilmiyoruz abi. Ulan nereye? E gidiyorlar. Oy bana aa. Gitti. Oy dağlar oy. Of. Ya Fiko ne yapacağız şimdi? Pala başkomiser niye bizi kurtarmadan gitti ya? Ebu Bebiş ters davrandı adama. Yüzüne neyin tükürdü? O da bozuldu tabii bu duruma. Ne kurtaracağım lan siz dedi. Çekti gitti. Bizi burada kaderimizle baş başa bıraktı. Çok konuşmanın öküzlerin efendisi. Ben içeride sahne gereği rolümü icra ediyordum. Ulan sen ne anlarsın oyunculuktan, sanattan, sinemadan? Lan. Ya ne olur kavga etmeyin Allah aşkına. Ne yapacağız şimdi? Pala başkomiser bizim son şansımızdı. Merak etme Pınar. Pala'nın mutlaka bir B planı vardır. Thank you.
Gel şöyle. Nedir durum, içeriği duyabiliyor muyuz? Her şey mükemmel amirim. Yerleştirdiğiniz mikrofonlar gayet güzel çalışıyor. Aramızda bir köstebek vardır uşaklar. Polisler hepimizi bitirmeden bir an önce o köstebeğin kim olduğunu tespit edip kafasını koparmalıyız. Aferin Erdoğan, iyi iş başardınız. Sağ olun amirim. Maşallah yavruma benim, senin o bıyıklarını ben yerim, yerim o bıyıklarını, yerim seni şeker yanaklım, mavi gözlüm. Bütün konuşmaları dikkatle dinleyip kaydediyoruz çocuklar. Ya şey... Ne oluyor? Belki ben kulaklığın ses geçirme özelliğini test ediyorum. Ya. İçerideki babalar bize alayını içeri almamız için yeterli bilgi verdiğinde içeriye dalıyoruz. Baş üstüne amirim. Baş üstüne amirim. Yalnız az önceki süt mısır şovunuz süperdi amirim. He? Süt mısır şovu süperdi. Bizde daha ne numaralar var. Sen daha bir şey görmedin ki. Bakın beyler. Ben dün akşam bir tır malımı kaybettim bu köstebek yüzünden. Bir tır malım gitti. Heba oldu. Vay baran bir, Sadullah babayı aldık içeri. Dalıyor muyuz amirim içeriye? Yok Esra, az bekleyelim. Diğer babalar da ötsünler. Hepsini toptan alacağız. Çapari yapacağız, çapari. Uşaklar, bu iş beni ilgilendirmez demeyin. Sakın bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın diye düşünmeyin. Bugün bana yapılan ihanet, yarın döner dolaşır sizi bulur. Aslında biz de bu akşam limandan 4 konteyner mal yükleyecektik Hollanda için. Onları kaptırırsak yanarız. Yarım ton eroin var içinde. Oran iki, ne güzel de geliyorlar oltaya. Oh oh! Meselenin ehemmiyetini hepimiz biliyoruz. Çıkarmazsak hepimizin sonu gelir. Biz geçenlerde kaçak benzin sokmuştuk Irak tarafından. Ankara'ya girerken polisler tam önümüzü keseceklerdi. Son anda kıvırdık da kaçtık. Demek ki bu köstebek bizim teşkilata da sızmış durumda arkadaşlar. Baran 3. Bir tane daha vursun oltaya dağılıyoruz içeriye. Söyleyin çocuklar hazır olsunlar. 44-27'den operasyon dahilindeki tüm birimlere içeri girmek için... Hazır ol, tamam. Anlaşıldı. Anlaşıldı, tamam. Köstebeği ortaya çıkarana kadar işleri bir süre ertelemeliyiz. Zaten bir elimize geçirelim. Doğduğuna pişman olacak baba. İşte o zaman bize bulaşmanın ne demek olduğunu çok iyi anlayacak. Fiko, bence biz bir an önce kaçalım buradan. Pınar doğru söylüyor bebişim. Duvardan ne inatlarız olmadı. Tebrik ederim öküzlerin efendisi. Çok güzel fikirdi. Bravo. Peki neyle atlayacağız Mr. Friday duvardan? Sırıkla mı atlayacağız? Bir yerden trombolin mi buldun? Mancına oturup hep beraber jumperout mu yapacağız? Lan artık. Ya lütfen. Rit, otur yerine. Ulan siz bahçeyi çevreleyen duvarların ne kadar yüksek olduğunu görmediniz mi? Evet arkadaşlar, acı gerçeği açıklıyorum. Burada paranın dönüşünü beklemekten başka çaremiz yok. Tamam, paranın gidişi biraz sönük olmuştu ama dönüşü muhteşem olacak. İnşallah. İnşallah. Görün bakın. İnşallah. Dur,
Ben Cingi'deki polis baskınından sonra belki birileri gizli gizli evi dinliyordur diye şüphelendim. Hemen birkaç teknisyen çağırdım eve. Bütün evi aradılar. Evde gizli mikrofon taraması yaptılar. Ne diyorlardı o mikrofonlara Töhmet? Böcek beyefendi. Böcek? Hani nerede böcek? Yok, yok efendim. Mikrofonun adı böcek. Böyle böcek kadar oldukları için ve ancak böceklerin saklanabileceği kadar ücra köşelere saklandıkları için böcek deniyor onlara. Ha, tamam anladım. İşte ben de sabaha kadar böcek taraması yaptırdım evde. Ne oldu? Bulabildiler mi peki bir şey? Yok, bulamadılar. Ev temiz çıktı. Zamanlamamız süper arkadaşlar. Bu ne lan bu? Çak çak ne? Amerikalıyız lan biz. Biz Türk'üz oğlum, Türk'üz. Ancak biz böyle selamlaşırız. Gel koçum. Saygılar abi. İşte bu kadar. Yürüyün, yürüyün. Hadi. Ne yapıyorsunuz siz burada? Hiç, hiçbir şey. Hiçbir şey Tümatçım. Ben doktor bey ve doktor hanım ben Tarkan şeyime yavrularımızın durumlarıyla ilgili son bilgileri alıyordum. Doktor bey, doktor hanım lütfen ayak altında dolaşmayalım. Zaten Sadullah babanın sinirleri tepesinde. Bütün incini sizden çıkar vallahi ha. Tamam. Leziz hanım siz de bana yardım edin lütfen. Yeni bir çay servisi hazırlayalım. Oy hay efendim. Arkamdan bakma Töhmetciğim. Benim tira baskın yapıldığından beri sevkiyat yapamıyorum. Benim bütün depolara baskınlar düzenlendi geçen hafta. Boş uçurtmuyorlar. Bir yerden bilgi aldıkları kesin. Bu köstebeği bir an önce yakalamalıyız. Benim de bu haftaki kaçak içki operasyonum baskına kurban gitti. Bu köstebeği yakalayamazsak işimiz bitik. Operasyon dahilindeki tüm birimler. Beklemede kalın, tamam. Senin hiç sesin çıkmıyor Süleyman. Senin hiçbir işin zarar görmedi mi son zamanlarda? Yok, biz halimizden memnunuz. Sadece bir çayınızı içmeye geldik buraya Sadullah. Bizi durmadan sokan yılan sana gelince kuzuya dönüyor yani. Bu çok tuhaf işte. Sadullah baba, sen bana bir şey mi ima etmeye çalışıyorsun? Bilmem. Belki de sen bize bir şey ima etmeye çalışıyorsun. İçeride ne oluyor anladın? Adamlarına hakim olmazsan olacaklardan ben sorumlu değilim. Ortam gerildi. Her an bir meydan muharebesi çıkabilir ha. Süleyman, söyle adamına hemen indirsin silahını. Önce sen kendi adamlarına söyle Sadullah. Çocuklar hadi hazırlanın. Böyle bir çalışma bizim işimize gelmez. Su bulanırsa suyun altı görünmez olur. Çabuk. Engin, ekiplere haber ver. İçeriye giriyoruz. Başlısın abi. Operasyon dahilindeki tüm birimler. Harekete geçiyoruz, tamam. Yeleklerinizi giyin, çok dikkatli olun. Giysene, giysene yeleğini. Ne bakıyorsun kavak kavak? Hadi! Gerizekalı! Ey Allah! Oh,
Süleyman, bak sırf misafirimsin diye sana bir şey söylemiyorum. Ama hiç kimse benim evimde bana silah çekemez. Çabuk söyle şu adamlarına, destura gelsinler. Yoksa ben çekip vuracağım onu. Sen de bana alemin önünde hain muamelesi yapamazsın Sadullah Baba. Ay, yürü gir gir. Ay, çabuk. İçeride ortam fena gerildi. Silahlar falan çekilmiş. Ya hadi şu çayları dağıtalım da insanlar çay içip biraz gevşesinler. Hadi hadi, bırakın şimdi çeneyi de götür şu çayları. Dümet Bey, evde fazla çelik yelek var mı? Bir de şimdi çelik yelek icat etme. Aş! Kenar, hakkını helal et. Ben öldükten sonra şeytana uyup başka birine aşık olursan ve abartıp onunla evlenirsen ve bir çocuğun olursa ve de erkek olursa adını Fiko koyulur mu? Bakar bakar beni anarsınız. Sen o işi oldu bil bebişim. Ulan çekil, çek, çek, çek. Çaylar duruyor hala burada. Ben çayları dağıtayım o zaman. Ha çocuklar, kazamız mübarek olsun. Allah hepimizin yardımcısı olsun. Şunu bakayım. Yavrum siz de indirin silahlarınızı. Hadi yavrum indirin silahlarınızı. Hadi indir yavrum. İndir! Ah. Ne bana diyor şu da? Aferin yavrum. Kaldır neler, kaldır. Arkaya çabuk.
yansıttım. Teşekkür ederim Lezize Bey. Afiyet olsun Sadum, yavrum, kuzum. Lezize Bey derken? Gelsene buraya. Biko. Sadullah baba. Ne haber? Büyüksün baba. Kurtar bizi baba. Ben masumum baba. Yandık. Mata doğru yandık. Baba. Ceylan, sen servis. Herkes kendisi alabilir. Baba. Sen o kadar zaman benimle kafa mı buldun lan? Yok, yok efendim. Ne alakası var? Ben sadece sizin ve kuşunuzun yeniden topluma kazandırılması adına vay be. Böyle bir senaryo yazdım. Yani bir çeşit psikodrama çalışması yani. Ama ne oldu sonunda? İktidarsızlık sorununuz çözülmüş oldu. Öldün lan sen! Öldün lan! Öldün! Eşhedü en la ilahe illallah. Komayla polis elgirlere göreyim. Elinizi göreyim. Tek tek dışarı yalacağım hepinizi. Tek tek. Gel 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 gel. Çık 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 çık. Çık. Gel yukarı lan. Bunları. Bunları. Hem de bekleme. Basın geç 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 geç. Hadi gel. Çık çık. Kavgaları. Al 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 al. Yürü. Gel. Hadi hadi. Yürü. Lan. Ya Polo, hoş geldin Polo. Nerede kaldın? Ödüm koptu. Ödüm koptu gelmeyeceksin diye canım benim. Nasıl korktum gelmeyeceksin diye. Ya sen nerede kaldın Polo? Geldik oğlum işte. Vallahi geçmiş olsun Fiko, yırttınız ha. Vallahi zor bir görev oldu ama temiz oldu. Sağ olasın. Sana ne desem azdır biliyor musun? Bırak bırak, operasyon bitti zaten. Pala, sana borcumu nasıl ödeyeceğim bilmiyorum Pala. Tabii canım. Bıyık. Avizeler. Parlatma. He? Şimdi Pala, ben sadece rolüm daha inandırıcı olsun diye o yüzden hele hani icra tabii ettim rolümü ki inandırıcı ol. Pala, ya yine mi Pala? Yeter artık ya. Yeter ya. Bu yüzüme vur işte. Ya Pala lütfen. Ya elinde ne kadar ağır. Sıkıştırırsın. Para aç, oraya vurma. Para oraya vurma. Lütfen. Hadi şerefsiz. Para. Ya yeter artık ya. Ayak artsın. Yeter. Böyle mi görelim? Böyle mi? Ben seni dövmekten yoruldum. Sen. Vaz kovina para. Dayak yemekten yoruldum. Kibiliyetsin. Bak tersin gibi geliyorsun. Şerefsiz lan.